Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Mısır'da kardeşlerim hakkında bilgi vereceğim. Çünkü Allah'ta olduğu gibi Mısır'da da eğer kardeşlerime var ise 3-4 yapraklı dönemde oluşmaya başlıyor kardeşler. Ve 5-6 yapraklı döneme geldiğinde Mısır'da gözle görülür şekilde kardeşler fark edilebiliyor. Kardeşler nereden çıkıyor? Toprak altındaki ilk 5 boğumdan çoğunlukla buradaki boğumlardan çıkıyor. Burası dikkat ederseniz bir koni şeklinde. Bu kısımda 4 tane boğum var. İlk 4 boğum toprak altında. Ve burası da 5. boğum. Toprak seviyesi yaklaşık bu seviyede oluyor. Toprağın altında ilk 5 boğum toprağın altında yer alıyor. Bu boğumlardan boğum kökleri, nodal kökler dediğimiz bitkinin büyüme ve gelişmesini sağlayan su ve besin maddelerinin alımını sağlandığı kökler bu kısımda bulunan kökler. Kardeşlerde özellikle birinci, ikinci, üçüncü boğumdan çıkabilir. Hatta 5. boğumdan da 4. boğumdan da çıkabilir. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane boğum bulunuyor. Bizim örneğimizde burada başka çalışmada, Amerika'da yapılan çalışmada örneğin ilk boğumdan çıkan bir kardeşi görüyoruz. Anasap ilk boğumdan çıkan kardeşi görüyoruz. Sırada dediğim gibi İlk 5 boğumdan özellikle nadir de olsa bazen toprağın üstüne 6. 7. boğumlardan da kardeşler görülebilir ama daha çok toprağın altındaki ilk 5 boğumdan kardeşler görülüyor. Kardeşlerinin sebebi ne Mısır'da? Aslında Mısır'da kardeşlerine genetiksel olarak yeni modern çeşitleri özellikle at dışı Mısır'a ait at dışı Mısır'ın alt türü içerisinde yer alan çeşitlerde kardeşlerime istenmiyor. Çünkü dünyada en fazla üretimi yapılan alt tür at dışı Mısır oluyor. Bu at dışı Mısır'da optimum bitki sayısını elde edebilmek için kardeşlerime bastırılmış ya da seleksiyon yaparken kardeşlenmeye meyleden tipler melezlemede diskard ediliyor, atılıyor, denemenin dışına çıkarılıyor. Çünkü bunun hem bilim camiasında hem çiftçiler arasında şöyle bir düşünce var. Kardeşlerin ana sapı besinini bitki besin elementlerine ve suyuna ortak olduğu, dolayısıyla koçan oluşturmadığı ve suyu besin maddelerini tükettiği ve karşılığında da yetiştiriciye bir ürün vermediği ve o yönüyle istenmediği yönünde bir algı var. Ondan dolayı yeni modern çeşitlerde kardeşlenme yok denecek kadar az. Genetik olarak da kardeşlenme bastırılmış, susturulmuş genleri, susturulmuş kardeşlenmeyi ortaya koyan genler çoğunlukla inaktif olmuş çiftler tercih ediliyor. Eğer bir şekilde bu tabi seleksiyon ortamı doğal ortamda tarla koşullarında yapıldığı için bazı koşullarda genlerin etkisini göremeyebiliriz. İyi geliştirilmiş, çok verimli bir çeşitte kardeşlenme yeteneği ortaya çıkabilir. Bu nasıl ortaya çıkabilir? Bitki sıklığı, optimum bitki sıklığı yeterli değilse kardeşlenme uyarılabilir. Ya da optimum bitki sıklığı yeterli olsa bile su, gübreleme, toprak ve iklim koşulları çok uygun ise, yağışlar güzel, toprak verimli,
sulama, hakeza sulama imkanı var ve su yeterli miktarda ve belki de fazlasıyla veriliyorsa, gübreleme de fazlasıyla yapılıyorsa, bitki bu koşullarda adeta şımartılabilir ve bitki genetiksel olarak var olan kardeşlenme özelliğini ortaya çıkarabilir. Çünkü yetiştirme koşulları sınırlandırmadığı zaman bitki daha çok yeşil aksam oluşturacaktır. Daha çok potansiyelini ortaya koyacaktır. Bu durumda kardeşlenme yeteneği varsa bunu gösterebilir. Bir başka durumda da dolu bitkilerimizi kırabilir. Dolu bitkilerin üzerine böyle bir özellikle 5. 6. yapraktan sonra sapa kalkma döneminden sonra özellikle dolu yağışlar olursa böcek zararı, herbisi zararı gibi abiyotik ve biyotik faktörlerin etkisinden dolayı bitkide sapta kırılmalar, yaprakta kırılmalar ve ciddi şekilde bitkide ölüme doğru gitmeler olursa bitki kendisini kurtarmak için, tane verebilmek için kardeşlenme içerisine girebilir. Bu durumda da kardeş oluşturabilir. Fakat böyle bir durumda yeni oluşacak kardeşlerin bitkiden yeterli miktarda, tatmin edici miktarda ürün alınmasını beklememek lazım. Gerek çiftçiler, gerekse bilim adamları arasında kardeşlerin Mısır'da gereksiz olduğu, hatta zararının olduğu su ve besin maddesi kullandığı yönünde bir algı var. Fakat Amerika'da yapılan bir çalışmada, Wisconsin Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada kardeşlerin eğer sap oluş, kardeşler koçan oluşturmayacak şekilde gelişmemişler ise kardeşlerin ana sap üzerinde oluşan koçanları desteklediği yönünde bir çalışma var. Her ne kadar böyle bir çalışma olsa da kardeşlerin ana sap üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği düşünülerek kardeşlenme yeteneği çok düşük olan, mümkünse de kardeşlenmeyen çeşitleri tercih etmekte fayda var. Kardeşlenme niçin oluyor? En fazla gördüğümüz nedenlerden birisi bitkinin optimum sıklıktan daha az olması. Nedir? Yeterli miktarda tohum ekilebilir fakat değişik nedenlerden dolayı çıkış gerçekleşmeyebilir. Bitki optimum sıklıktan daha az olabilir. Bu durumda bitkiler arası mesafe açıldığı için bitki kardeşlenme meyline girebilir. Onun için optimum bitki sıklığında ekim ve çıkış sağlamak gerekiyor. Kardeşleme dediğim gibi genetiksel bir özellik. Özellikle kardeşin oluşumunda apikal meristemin rolü ve üretimi konusunda yapılan çalışmalar var. Hatta kardeşlenmenin haricinde kardeşlenme bugün belki at dışı Mısır'da çok fazla görülmüyor ama sert Mısır'da, cim Mısır'da, diğer Mısır alt variyetelerinde, türlerinde, alt türlerinde kardeşlenme oldukça yüksek. Ya da Mısır'ın atası olan Teosintidin dallanma görülebiliyor. Burada baktığımız zaman bunun da mutantları bulunmuş. Aslında kardeşlenme, dallanma özelliklerine baktığımız zaman bir yabanilik karakteri gösteriyor. Modern Mısır çeşitlerinde,